Yapılan her çalışma aslında bir hayat, bir umut demek. Biz İstanbul Eczacı Odası Sosyal Sorumluluk Komisyonu olarak geçtiğimiz aylarda yaptığımız bir toplantıda kök hücre bağışı ile ilgili bir proje yapmaya karar verdik ve şifa reçetemiz kök hücrelerimiz diyerek yola çıktık. Amacımız kök hücre bağışının hayat kurtarmak için ne kadar kolay ve ne kadar etkili bir yöntem olduğunu anlatmak olabildiğince çok kişiye. Bu konudaki yanlış bilinenleri düzeltmek ve bu bilinci oluşturduktan sonra da insanları bu konuda harekete geçmeye teşvik etmek aslında. Bununla ilgili ilk taşı biz atalım dedik komisyon olarak ve geçtiğimiz ay Çapa Türk Kızılayı Merkezi'ne giderek her birimiz, komisyon üyeleri her birimiz donör olduk. Bu çalışmayı yaparken de Nesin Hanım'la yolumuz kesişti ve birlikte neler yapabiliriz diye kendisiyle görüştük. Kendisi Türk Kızılayı Kök Hücre Bağışı Kazanım Uzmanı Avrupa Sorumlusu. Hoş geldiniz Nesrin Hanım. Hoş bulduk, merhaba. Öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz? Nesrin Gürsal Akdağ kimdir? Türk Kızılayı'ndaki kariyeriniz ne zaman ve nasıl başladı? Öncelikle merhaba. Bu güzel organizasyona dahil olduğumuz için çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir farkındalık çalışması yürüteceğiz hep beraber. Ben biyoloğum. Uzun yıllar ilaç sektöründe çalıştım ama Kızılay'la yolum 2014 yılında kesişti. Kök hücre projesiyle bu farkındalık çalışmasına ve projeye dahil oldum. O yıldan bu yana kemik iliği bankamıza donör kazanımı yapmaya çalışıyoruz. Farkındalık çalışmaları yaparak, bilgilendirmeler yaparak kişilerin bu havuzda yer almalarını sağlamak ve bu eşleşmeler esnasında ve sonrasında da süreci kabul edecek bağışçıları kazanma çalışmaları yapıyoruz. Birini de sizinle beraber gerçekleştireceğiz inşallah. İnşallah. Peki kök hücre bağışı ne demek Nesin Hanım? Hangi hastalıkların tedavisinde kök hücre nakli kullanılabiliyor? Ya kök hücre aslında kendini yenileyebilen, çoğalabilme yeteneğine sahip hücrelerimiz. Kök hücre naklinde biz daha çok hemopoyetik dediğimiz kan yapımından sorumlu hücrelerin naklini gerçekleştiriyoruz. Daha çok kan kanseri dediğimiz lösemiler başta olmak kaydıyla miyelomlar, çeşitli organ kanserleri, kan hücrelerinin yetersiz olduğu durumlarda, kalıtsal anemilerde, bağışıklık sisteminin çalışmadığı ya da çok az çalıştığı durumlarda kök hücre nakli tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Yani bu nakille aslında büyük ihtimalle hayatını kaybedecek bir hasta için minimum %60-80 en az yaşama şansı yakalıyor hastalar. Bu da bu hastalar için çok önemli bir oran. Dolayısıyla aslında bu bağış son derece önemli, hayati bir bağış aslında bakarsanız. Belki birinin yaşama şansı. Çok teşekkürler. Peki Türkiye'de kök hücre bağışının tarihinden biraz bahsedecek olsak, sanırım şu an Türk kök topluyor hücreleri. Ne zaman kuruldu Türk kök ve kurulmadan önce bu nakil bekleyen hastalar ne yapıyordu? O zaman nasıl bir yol izliyorlardı? Yani şöyle, bu banka kurulmadan önce TRAM ve TRIS dediğimiz Ankara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nde kemik iliği bankaları vardı ve buralara bağışçı donör olunabiliyordu aday olarak. Sonrasında eşleşmeler yapılarak süreç devam ediyordu. Fakat tabii bu biraz daha kısıtlı ilerleyebiliyordu maalesef. Bakanlığımız da 2013 yılında Kızılay'la bir protokol imzalayarak Kemik İliği Bankası'nı hayata geçirdi. 2014 yılında da Kızılay olarak biz Ağustos'ta ilk örnek alımımızı gerçekleştirdik. 2015 Nisan ayında ilk eşleşmemiz oldu. Hatta bu eşleşmeye bütün yöneticilerimiz falan hep beraber gitmiştik. Hani bu şekilde başladı. Başlangıcımız 2014 Ağustos'ta ilk kan alımıyla oldu. Bugüne kadar da aktif olarak devam ediyoruz. Peki kök hücre donörü olma sürecini anlatacak olursak, kimler donör olabiliyor öncelikle? Herhangi bir kısıtlama var mı? Ve donör olmaya karar veren bir kişi nereden başlamalı? Nasıl bir yol izlemeli?
Şimdi şöyle, Kızılay Kan Bağış Merkezlerinde gelen bağışlarımızın örnekleri alınıyor. Bizim de tabii ki bazı kriterlerimiz var. 18-50 yaş aralığında olması gerekiyor bağışçımızın. Kronik hastalıklarının bulunmaması gerekiyor ama bu çok ucu açık bir konu. Her hastalık engel değildir, her ilaç kullanımı engel değildir bağışçı olmaya. Dolayısıyla çok ön yargılı olmadan herhangi bir hastalığı varsa bize danışmalarını rica ediyoruz. Onun dışında hepatit B, C, sifilis gibi bulaşıcı hastalıkları geçirmemiş olmak, kanser ve AIDS tedavisi görmemiş olmak gerekiyor. Tüm bu koşulları sağlayan her sağlıklı birey Kızılay Kan Bağış Merkezlerine gelerek kimlikleriyle başvurduklarında gerekli örnekler alınarak ilk donör olma onayını da bize vererek ilk donör olma yolunda ilk adımı atmış oluyorlar. Bundan sonraki de tabii bir süreç. Ama ilk etaptaki kriterlerimiz bunlar. Ben burada bir araya girmek istiyorum. Yani videonun burasında ben bu kriterleri sağlamıyorum, 18-50 yaş arasında değilim diyenler varsa izleyenler arasında lütfen izlemeye devam etsinler. Çünkü bu konuda ne kadar çok bilinçlenirsek, ne kadar çok kişiye anlatırsak o kadar faydalı olacak bu proje. O yüzden kriterleri sağlamıyorsanız da bence izlemeye devam edin. Ben değilim, nasıl olsa donör olamıyorum deyip kapatmayın videoyu. Çünkü bu konuda siz de bilinçlenirseniz çevrenize siz de aynı bilinci aşılayabilirsiniz ve belki daha fazla donör kazanabiliriz bu şekilde. Yani çok haklısınız. Bizim için tabii genç bireyler çok önemli. Hı hı. 18 yaşından itibaren eğer bir donör adayı oldularsa 55 yaşına kadar sistemde kalacaklar. Bu da uzun bir süre ve bu süre zarfında eşleşme ihtimalleri yüksek olacak. 18'den küçükler için de bir gün mutlaka 18 olacağız. Yani şimdiden bilmek gerekiyor. 18'e basar basmaz hani deriz ya ehliyetimi alacağım. Bence kök hücrede bağışçısı olmayı planlamak gerekir. Aynı zamanda dediğiniz gibi çevrelerine dirsek teması kurduğu herkesi davet ederek de katkıda bulunabilirler. Peki donör olduğumuzda kök hücre bilgilerimizi nerede saklıyorsunuz ve bu kimlerle paylaşılıyor? Bu hasta taraması sadece yurt içiyle mi sınırlı? Bundan da bahsedebilir misiniz? Şimdi şöyle, donör olmak isteyen bir kişi evet kan bağış merkezimize geldi, formunu doldurdu. Biz kişilerden 3 tüp örnek alıyoruz. Bu örneklerin 2 tüpünü kendi laboratuvarımızda herhangi bir bulaşıcı hastalık var mı yok mu bir bunun testini yaparak bakıyoruz. Bir de gruplama, kan gruplaması yapıyoruz. Herhangi bir sorun yoksa bir tane HLA tüpü dediğimiz tüpü Ankara Doku Tipleme Merkezi'ne, laboratuvarına gönderiyoruz. Burada kişilerin doku bilgileri çalışılıp kemik iliği bankasının otomasyon sistemine aktarılıyor. Aslında hani bazen şöyle biliniyor, kanı ne kadar saklıyorsunuz? Aslında biz burada kanı saklamıyoruz. Kan doku tiplemesi için kullanılıyor ve veriler kemik iliği bankasına aktarılıyor. Başvuran hastaların da verileri buraya geliyor ve bir match çalışması yapılıyor. Herhangi bir uyum sağlandığında da biz bağışçılarımıza geri dönüyoruz ve süreci devam ettiriyoruz. Tamam. Biraz da sonrasından bahsedelim. Hı-hı. Şimdi uyuşma sağlandı diyelim. Güzel haberi aldı evet. Donör kişisi. Sonrasında nasıl ilerliyor? Bağış yöntemleriyle ilgili de biraz bilgi verelim mi? Hı-hı. Ya şimdi tabii bize düşen her eşleşmede biz çok mutlu oluyoruz. Çünkü attığımız her adımın bir sonucunu almış oluyoruz ve o öte yanda bekleyen bir hastanın umudu olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bağışlarımıza arayıp hatta hayırlı olsun işte güzel bir haberimiz var diye de böyle başlıyoruz bazen görüşmelerimize. Bağışçılarımıza bir eşleşme olduğunu söylüyoruz. Eşleşmenin kiminle olduğu noktasında çok kısıtlı bilgiler paylaşıyoruz. Yani bağışçı hastayı çok detaylı bilmiyor. Şunları biliyor. Yaşını, o da hani pediatrik veya erişkin mi onu biliyor. Uyum oranını, hastalığını, uyruğunu paylaşıyoruz. Çünkü ulusal ve uluslararası bir banka. Yani hem Türkiye'deki hastalar için hem yurt dışındaki hastalar için aslında donörlerimiz umut olabilirler. Bu bilgileri paylaşıyoruz ve süreci detaylı olarak anlatıyoruz. Nedir bu süreç?
Eşleşme olduktan sonra biz kişilerden eğer kabul ederse kişi birkaç tüp kan örneği daha alarak daha detaylı kromozomal düzeyde doku bilgilerini çalışıyoruz. Hem kişiyi teyit etmek hem de şimdi eşleşmenin ne zaman olduğunu bilemiyoruz. Bugün bağışçı oldu, belki 3 yıl sonra uyum oldu. Seroloji dediğimiz o bulaşıcı hastalıkların testini tekrarlamış oluyoruz. O arada herhangi bir sıkıntı var mı diye. Bunlarda da bir sıkıntı yoksa bakanlığın bize döndüğü tarihte kişinin sağlık kontrolü ve nakil planı gerçekleşiyor. Sağlık kontrolü küçük bir check-up mahiyetindedir. EKG çekilir, akciğer filmi çekilir, biyokimya testleri için kan örneği alınır ve doktor muayenesinden geçer. Sağlık açısından bir problem yoksa nakil işlemini artık geçmiş oluyoruz. Nakilde iki tane yöntem kullanılıyor. Birinci yöntem daha klasik, çoğumuzun bildiği genel anestezi altında özel toplama iğneleriyle pelvis dediğimiz kalça kemiğinin içerisinden kök hücre toplama işlemi 1-2 saatte gerçekleşiyor. Kişi anestezi aldığı için bir gün müşahedede bekletiliyor. Ertesi gün sosyal hayatına devam ediyor. Müşahedede bekletilme nedeni sadece anestezi aldığı için, aslında operasyonun büyüklüğünden veya ürkütücülüğünden değil. Bir diğer yöntem de damar yolu dediğimiz periferik yöntemden kök hücre toplama yoludur. Burada kişiye öncelikle 5 gün bir aşı uygulaması dediğimiz GSF uyguluyoruz. Amacımız pelviste bağlı bulunan kök hücrelerin kana karışmasını sağlamak. Bunu sağladıktan sonra bu aşılarla koldan bir cihaza bağlanıyor, aferez cihazına. Yere oturur pozisyonda kan verir gibi. Cihaz bir koldan kanı alıyor, kök hücreleri ayrıştırıp öbür koldan kişiye kanı geri veriyor. Bu şekilde yaklaşık 3-4 saatlik bir süre sonrasında işlem bitiyor. Ve işlemden sonra kişi bir yarım saat dinlenip sosyal hayatına aynı gün devam ediyor. Yani bu yöntemde kesik, dikiş, anestezi, hastanede yatma, bunlar kullanılmadan son derece konforlu bir şekilde toplama işlemi yapılıyor. Bazen bağışçılarımız şunu soruyor, bunun bana bir yan etkisi var mı, herhangi bir sorun yaşar mıyım? Bugüne kadar geri bildirilmiş hiçbir yan etki yok. Kalıcı bir sağlık sorunu kesinlikle yaşamaz kişiler. Kaldı ki verdiği hücreler 3 ay sonra yenilenebilen hücreler olduğu için hücresel kaybı yok. Ve birçok kere uyum oldukça kök hücre bağışçısı olunabiliyor. Yani bu bir kereye mahsus bir iş değil. Dolayısıyla hani böyle bir çekinceleri olmasın lütfen. Yeter ki uyum olsun, istediği kadar kök hücre verebilir. Burada önemli olan uyumlu olması ve yüksek uyum olması. 10'da 10, 10'da 9 uyumlarla ancak nakile gidilebiliyor. Sürecimiz böyle. Yöntem seçimlerini nasıl yapıyoruz? Ona da değinmek isterim. Şimdi her hastanın, doktorunun bir önerisi oluyor mutlaka. Yani benim hastam için şu yöntem daha uygundur diye. Fakat tabii biz bunu bağışçıya aktarıyoruz ama bağışçı nihai kararı verir. Yani ben o yöntemi değil de diğer yöntemi tercih edebilirim diyebilir. Tamamen bağışçıya yönelik planlama yapıyoruz. Hani o konuda da bir yaptırımımız ve zorlamamız yok. Hangi yöntemle isterlerse o yolla toplama yapılıyor. Böyle anlatınca ne kadar kolay aslında. Evet. Yani kan vermek kadar kolay ya da ufak bir kesi işlemi diyorsunuz, evet, diğer yöntemde de. Bazen insanlar şey yapabiliyor, işte ben kan verirken kan tutuyor beni ya da bayılıyorum. Bu konuda benim izlediğim bir TEDx şeyi vardı. Belki de sensinin kurucusu Aykut Bey. Hı hı. Yani bayılıyorsan da bayıl ya da kan tutuyorsa da tutsun hani. Çünkü diğer tarafta kurtarılacak bir hayat var yani. Ölmekle, evet, bayılmak aynı şey değil diyor. Değil. Çok hoşuma gitmişti. Kesinlikle öyle yani, hani 3-4 saat, bir gün, bir hafta en fazla çekeceğimiz sıkıntılar diğer tarafta bir çocuğun, bir yetişkinin hayatını kurtarabiliyor. O yüzden gerçekten biraz böyle yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, kesinlikle öyle. Yani aslında bunu da aşmak için böyle kan bağışında da bulunarak aynı zamanda belki o sürece kadar tecrübe de edinmiş olunabilir. Kızılay olarak hem kan hem kök hücre bağışına her zaman ihtiyacımız var. Ama dediğiniz gibi hani ne kadar hassas olursanız olun, işin öteki tarafında birinin yaşamı söz konusu. Bunlar aşılabilir diye düşünüyorum. Peki uyuşma olduğunda hasta ve bağışçı birbiriyle iletişime geçebiliyor mu? Siz çok duygusal hikayelere mutlaka tanıklık ediyorsunuzdur. Hepsi de birbirinden değerlidir ama çok özel, sizin için çok özel olan birini paylaşmak ister misiniz? Yani şöyle, tabii ki bu işe ilk başladığımızda çok daha hassas, çok daha duygusal yaklaşıyorduk işte hastaların ve eşleşen bağışçılar adına. Bir eşleşmem olmuştu. Bir bayan donörümüz aradım.
Eşleştiği kişi de bir çocuk, erkek çocuğu. Bunun bilgisini aktardım. Dedim ki işte bir erkek çocuğuyla uyumunuz var, hala gönüllü müsünüz? Kadın gözyaşları içerisinde bana işte ben de çok yakın zamanda oğlumu kaybettim. Onun da adı Yusuf mu acaba dedi. Yani o kadar kötü oldum ki telefonda karşılıklı ağlamaya başladık. Çok etkilendiğim hikayelerden biridir tabii ki çok fazla ama bunu bazen anlatmakta çok güçlük çekiyorum. Bundan çok etkilenmiştim. Onunla da tabii nakile gittik, son derece de gönüllü bir donörümüzdü. Bunun gibi çok hikaye var tabii ki. İletişime geçebiliyor mu hasta? Şöyle, nakilden sonra ilk bir yıl isterlerse, iki tarafın da isteğine bağlı, isterlerse iletişim bilgileri olmadan yine Sağlık Bakanlığı aracılığıyla yazışabiliyorlar. Çeşitli mektuplaşabiliyorlar. Duygu ve düşüncelerini anlatıyorlar, hislerini paylaşıyorlar, süreçlerini anlatıyorlar. Ya da iki yılın sonunda yine taraflar isterse bakanlık aracılığı yine bir araya getirilebiliyorlar. Neden iki yıl? Yani bu kadar niye bekliyoruz diyor bazen bağışçılarımız. Şimdi bazen işin içine ekonomik durumlar giriyor. Bazı bağışçılarımız maalesef para talebinde bulunabilir diye. Ya da öteki taraftan da hasta ve yakınlarının aşırı minnet duygusu söz konusu olabilir diye. Hani bunları biraz hafifletmek, bunları biraz zamana yaymak, bunların yaşanmaması adına. Aynı zamanda bir de hastanın tedavi süreci var. Nakilden hemen sonra tabii ki taburcu olamıyor. Bir tedavi protokolü devam ediyor. Bu nedenle 2 yıl gibi bir bakanlık süre getirdi. Tabii ki isterlerse tanışabiliyorlar. Süper. O anlar eminim çok duygusal anlar. Çok duygusal anlar var, evet. İlk toplantı yani şöyle yapmıştık. İlk sene eşleşen bağışçılarımızla hastaların yine Sağlık Bakanlığı ve Kızılay'ın ortak bir şeyi programıydı. Bir araya getirme programı oldu. Yani hakikaten gözyaşları sel oldu o programda. Yani işte kim çocuğunu getirdi, işte nakil olmuş, kimi kendisi nakil olmuş. Teşekkür yetmez diyorlar hani bunu anlatırken bağışçılar, hastalar. Tabii çok güzel oluyor. Nakil bekleyen hastaların yüzde kaçında uyuşma yakalayabiliyoruz? Yani şu an nakil olan hastaların peki ne kadarı tamamen sağlığına kavuşabiliyor? Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Tabii hastaların takibini biz yapmıyoruz. O Sağlık Bakanlığı tarafında daha çok. Ama ortalama havuzumuzda şu anda 850 bine yakın bir, 840 bin civarı bir bağışçımız var. Yani 3 hastadan ikisine cevap verebiliyoruz şu anda. Doku uyumları beklentimizden daha iyi. Hani Türkiye'deki gen yapısı biraz daha yakın zannediyorum. Dolayısıyla hani bu oranlarda cevap verilebiliyor. Tabii Tramvitidis de devam ediyor bu işe. Yani onlar da sonlandırmış değil. Üç koldan da eşleşmeler, taramalar yapılıyor. Çok iyi. 3'te 2 aslında çok iyi bir oran. İyi bir oran, evet. Ama diğer tarafta da bir 3'te 1 var. Tabii, neden 3'te 3 olmasın? Neden daha fazla? Tabii öyle. Ama işte bazen de işte nakile gidemiyoruz. Eşleşme oluyor ama hastayı kaybediyoruz vesaire gibi sıkıntılar da yaşanabiliyor. Bir an önce tek derdimiz HLA uyumu olan hücreleri hastaya yetiştirmek. Evet. Peki Türkiye'de donör sayısı ne kadar yeterli? Şu an bahsettiniz zaten 840 bin civarı donör var. Peki nakil bekleyen hasta sayısını biliyor muyuz? Yani o rakamları tam olarak hakim değiliz. Daha çok bakanlıkta olan bilgiler. Ama tabii havuzda ne kadar çok bağışçı olursa eşleşme oranları o kadar fazla oluyor. Tek amacımız bu havuzdaki bağışçı sayısını arttırmak. İşte farkındalık çalışmalarıyla, çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle bunları yapmaya çalışıyoruz. Üniversitelerde eğitimler vererek genç bireyleri kazanmaya çalışıyoruz. Çünkü uzun süre havuzda kalacaklar. Bunları da sizinle gerçekleştireceğiz birkaç adımını hep beraber. Çok yanlış bilinen şeyler de var. Amacımız hani bunları da düzeltmek, bu korkuları gidermek. Aslında bir ön yargıyla bir korku oluşuyor donör olmayı engelleyen. Bunları ortadan kaldırdığımızda aslında çok kolay donör olabilecekler. Bunun için çabalıyoruz. Sizin bu hem donör olmakla ilgili hem nakil süreciyle ilgili
En çok karşılaştığınız çekinceler, bahsettiğiniz yanlış bilinenler nelerdir? Onlarla ilgili düzeltmeler yapalım hazırlıklı. Ya evet, mesela işte bütün kök hücremi mi alacaksınız? bize kök hücre kalmayacak mı diyen oluyor. Tabii ki öyle bir şey yok. Yanlış bilinen doğrulardan diyeyim ben. Çoğalabiliyor, az önce de ifade ettim. 3 ay sonra kan verir gibi. Nasıl ki 3 ayda bir kan verebiliyoruz. Kök hücre de öyle. Fakat kök hücreyi 3 ayda bir verecek uyumumuz olmuyor. Çok düşük ihtimaller ama öyle bir şans olursa verebilir. Hani onun da bir çekinceleri olmasın. İşte yarın öbür gün akrabama ihtiyaç olursa veremezsem diye endişe ediyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Her zaman uyum olduğu sürece bağışçı olabiliyorlar. Mesela işte o çok ağrı sızı yaşıyorum diyen olabiliyor. Hiç ilgisi yok, kan verir gibi, damar yoluyla özellikle yere oturur pozisyonda son derece konforlu bir şekilde toplama işlemi yapılabiliyor. Kalıcı yan etkisinden çok korkan oluyor. Yani sağlık sorunu yaşar mıyım ileriki yıllarda? Kalıcı hiçbir yan etkisi yok. Periferik yöntemde yaşayabileceği kişinin en fazla gripmiş gibi hissetmek, o da aşılamanın uygulandığı 2 gün. Bu da 2 günün sonunda tamamen semptomları ortadan kalkıyor. Onun dışında kalıcı, uzun yıllar sıkıntıya sokacak hiçbir sağlık sorunu yaşamaz kişi. Daha çok çekinceler sağlıkla ilgili oluyor. İşte tekrar verebilir miyim, bana bir şey olur mu gibi sorularla çok karşılaşıyoruz. Bunları aşarsak eminim ki gönüllü sayımız artacaktır. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Siz de bahsettiniz, akrabama da lazım olursa diye insanlar düşünüyor. Aslında bu donör olma işinin bir de öyle bir yanı var. Yani siz hani donör ne kadar çok kişi donör olursa ve siz ne kadar çok kişiyi bu konuda gönüllü yaparsanız, teşvik ederseniz, yarın öbür gün çünkü hiçbirimizin başına gelmeyeceğini bilmiyoruz. Yani her birimiz aynı şeyi yaşayabiliriz. O yüzden bu bankayı ne kadar genişletirsek aslında kendimiz için de faydalı bir iş yapmış olacağız. Evet. İnşallah olmaz. Kimse yaşamasın tabii böyle ki, şeyler. Kesinlikle tabii ki öyle. Ama ne kadar çok donör aslında ileride bize de aynı oranda geri dönüş sağlayacak yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz, zahmet ettiniz. Hem çok değerli bilgilerinizi paylaştınız. Gerçekten elinize, ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Yani bu fırsatı tanıdığınız için biz teşekkür ediyoruz. Yapılan her çalışma aslında bir hayat, bir umut demek. Belki bu vesileyle, bu çalışmaların sonunda bir eşleşmeyle, birkaç eşleşmeyle birinin belki yaşama şansı olacak bağışçılarımız. Verilebilecek en büyük hediye olan hayatı hediye edecek hastaya. O açıdan attığımız her adım ve ortaklarımızla beraber attığımız her adım bizim için çok kıymetli. Çok teşekkürler. Başta da söylediğimiz gibi ve aslında bütün program boyunca da söylediğimiz gibi, bu projeyle bizim öncelikli hedefimiz kök hücre bağışı ile ilgili doğru bilgilendirmeyi yapabilmek. Bu amaçla biz geçtiğimiz Şubat ayında da yine kök hücre bağışına teşvik amacıyla kurulmuş olan Belki de Sensin kuruluşunun eğitim koordinatörü Yunus Bey ve kök hücre bağışıyla hayata dönmüş olan bir tıp öğrencisi olan Azra Hanım'la bir eğitim düzenledik. Tüm eczacılarımıza açık bir online eğitim düzenledik. Onun da videosunu izleyebilirsiniz. YouTube kanalımızda mevcut. Ama sadece bilinçlenmek yetmiyor. Bazen maalesef biliyor ama harekete geçmekte zorlanabiliyoruz. Nasıl olsa birileri yapıyor, bana ihtiyaç yok ya da bir ara yaparım, acelesi yok gibi düşünceler yüzünden bekleyen hayatlar, kurtulmayı bekleyen hayatlar tedaviye acı çekmeye devam edebiliyor ya da daha kötüsü hayatlarını kaybedebiliyorlar bu süreçte. Biz bu adımı kolaylaştırabilmek adına eczacılarımızla bölge bölge toplanarak, onları bir araya getirerek toplu donör olma etkinlikleri yapacağız. Bunu da oda sayfamızdan, bölge WhatsApp gruplarınızdan ya da sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz aslında. Umuyoruz en kısa zamanda projemiz başarıya ulaşır İstanbul'da ve umuyoruz en kısa zamanda Türkiye'ye açarız projeyi. Diğer illerde de eczacı odalarında aynı çalışmayı yapabiliriz ve donör sayısını olabildiğince arttırabiliriz. Hepinizi bu konuda bize destek olmaya, anlatmaya, bilinçlendirmeye ve donör olmaya davet ediyoruz. Teşekkürler. Şifa reçetemiz kök hücremiz.